Allah buyuruyor ki şükredin. Bu varlığınızı, Allah'ın size verdiği nimetleri bir mali imkan vermişse bunu söyle, söyle ki insanlar senin varlıklı olduğunu bilsinler. Fakir senin varlıklı olduğunu bilsin. İhtiyacı olduğunda da çalacağı kapıyı bilsin. Bir insanın nimet zamanı ortaya koyduğu şükür madalyonun bir yüzüdür. İnsanın musibet zamanı ortaya koyduğu sabır da madalyonun öteki yüzüdür. Bir imam arkadaşımız bir defasında bir hadise anlatmış. Çocuğu demiş ki, baba ben sana bir şey soracağım. Bizim köyde Allah var mı? Diye sormuş. Demiş ki ben çok bıktım artık. İstemiyorum Allah'ı. Ben köyde Allah yoksa köye gitmek istiyorum. O arkadaşımız diyor ki o kadar üzüldüm ki öbür odaya geçtim ve hıçkırarak adeta başını yastığa gömmüş ve bağıra bağıra ağladım. Çünkü Allah'ı anlatırken Peygamber Efendimizin metodu korkudan önce sevdirmektir. Şükür meselesinde kalmıştık. Şükrü nasıl anlamalıyız? Kısaca bir tanımını yapmıştık ve demiştik ki aslında şükür insanın kendisine nimet vereni bilmesi, onu fark etmesi, gelen nimeti bilmesi, onun fark etmesi, o nimetin kendisine geliş yolunu anlaması ve o nimeti veren Allah'a karşı kalbinde, gönlünde bir şükran duygusu beslemesidir ve ona karşı bir kadir şinaslık beslemesidir demiştik. Ve bu şükrün aslında insan için düşünüldüğünde üç aşamada söz konusu olduğunu ifade etmiştik. Evvela her şey iman dahil, bütün erdemler, bütün faziletler, dinde bizim Allah'a yönelişimizi ifade eden bütün temel kavramlar ve yüksek ahlak özellikleri, bunların başladığı yer kalptir. Her şey kalple başlar. Çünkü kalp Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ifade ettiği üzere insanın vücudunda öyle bir et parçasıdır ki o sıhhatte olduğunda insanın bütün ruh dünyası, bütün duygu ve düşünce dünyası, bütün eylem ve davranış dünyası istikamette olur. Onun için bir hadiste buyurmuştur ki la yestakimu imanu abdin hatta yestakime kalbuhu. Bir insanın kalbi istikameti bulmadan onun imanı ve imana bağlı bütün amel dünyası istikameti bulmaz. Şükrün onun için kalpte bir ifadesi vardı. Şükür kalpte başlayan bir eylemdi ve insanın Allah'ın kendisine nimetleri lütfedenin o olduğunu, bunu bilmesi, bunu fark etmesi, etrafında dönüp dolaşan bu devranın nasıl kendisine hizmet ettiğini en derinden idrak etmesi ve bunları idrak ettikten sonra da Allah Celle ve Ala Hazretlerine derin bir sevgi, muhabbet, ilgi, alaka, yöneliş, boyun büküş halini hissetmesiydi. Ve bu hal nimet zamanı, evet nimet zamanı Allah'a bir yöneliş ama herhangi bir ufak bir musibet, sıkıntı olduğunda hemen Allah'a karşı bir başkaldırı ve kulluktan bir yan çiziş şeklinde yüzer gezer bir şey olmamalıydı. İyi günde ve kötü günde, nimet zamanı ve külfet zamanı insan istikrarlı bir kalp vaziyetine sahip olmalıydı. Şükrün birinci aşaması buydu. Elbette ki bütün eylemler, bütün ibadetler dilde de bir seyir takip eder. Çünkü insanın keremi Allah'ın ona beyanı öğretmiş olmasından da kaynaklanır. İnsanın varoluşsal alanlarından birisi de sözdür. İnsanın sözlü eylemleri, sözlü ifadeleri, Allah'a sözle yönelmesi de kıymetlidir. Yunus Emre'nin, merhumun bir ifadesi vardır. Yunus Emre rahmetullahi aleyh diyor ki, kişi bile söz demini, demeye sözün kemini, bu cihan cehennemini 8 cennet eder bir söz. Sözün insanın ruhuyla, sözün yaratıcıyla olan ilişkisi sanıldığının ve bilindiğinin aksine daha derindir, daha köklüdür. Onun için Mevlana Hazretleri diyor ki, sesini değil sözünü yükselt. Çünkü otları bitiren gök gürültüleri değildir, yağmurlardır. İnsanın sözü önemlidir. Söz ile Allah'a yönelmek, söz ile o nimetten bahsetmek, o nimete şükretmek, dil ile bunu ifade etmek, bu da çok mühimdir. Ve Allah Celle ve Ala Hazretleri şükrün, Allah'a şükrün bir boyutu, bir yönü de dil ile nimetin farkında olmak, dil ile nimeti ifade etmek, deklare etmektir. Onun için bakınız mesela Allah Celle ve Ala Hazretleri Peygamber Efendimiz'e özelde, aslında bütün müminlere hitaben ve emma bi ni'meti rabbike fehaddis. Rabbinin nimetine gelince
Rabbinin nimetini an, onu anlat, o nimeti gizleme, o nimeti örtme. Dil ile de Allah'a şükrün, nimet karşılığında Allah'a teşekkür duygusunun bir ifade, biçimi, sahası da dildir onun için. İnsan diliyle Allah'ın nimetlerini zikredecek. Bundan dolayı Allah'a teşekkür edecek. Nimetinden bahsedecek Allah'ın. Yani soruyorsunuz, nasıl işler, nasıl? Hiç sorma, işler çok kötü, çok felaket, işler çok kesat, işte hiçbir şey kazanmıyoruz filan. Mübarek kazandığını biliyoruz işte, kazanıyorsun. Niçin bu kadar şikayet ediyorsun? Allah sana bir nimet vermiş ise bu nimeti ketmetmek, örtmek, saklamak, gizlemek, sanki o nimeti Allah vermiyormuş gibi konuşmak. Bu da aslında şükrün ruhuna aykırı bir durumdur. Bakınız Nisa suresinin 36. ayetinde Allah Celle ve Aleyh Hazretleri mealen şöyle buyurur. Der ki Allah'a ibadet edin, ona hiçbir şeyi ortak koşmayın. Sonra ana babaya, akrabaya, yetimlere, yoksullara, yakın komşuya, uzak komşuya, yanınızdaki arkadaşınıza, yolcuya, elinizin altında çalıştırdığınız, patronluğunu yaptığınız, size kaderlerini bağlamış, size gayretlerini bağlamış bütün insanlara iyilik edin. Şüphesiz Allah kibirlenenleri sevmez buyurduktan sonra 37. ayette kibirlenen, böbürlenen kimselerin vasfını anlatırken şöyle bir şey buyuruyor Allah. Buyuruyor ki اَلَّذ۪ينَ يَبْخَلُونَ Bu kimselerin bir özelliği vardır. Bunlar cimrilik yaparlar. وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ Hem kendisi cimrilik yapar, hem de diğer insanların cömert davranmasına engel olur. Yani fasit olmayı, bozuk olmayı, kötü bir insan olmayı bırakmış, etrafını da ifsat etmeye, ıslahı terk edip etrafını da bozmaya başlamış. Bunun bir örneğini mesela biz وَلَا يَحُدُّ عَلَى تَعَامِ الْمِسْك۪ينَ fakirlerin yedirilmesine teşvik de etmez ifadesinde Maun suresinde görüyoruz mesela. Onun için Allah buyuruyor ki yani nimeti dil ile anmayı terk etmenin, başka bir ifadeyle nimeti gizlemenin ne kadar büyük bir mesuliyet olduğunu ifade sadedinde Nisa suresinin 37. ayetinde buyuruyor ki İnsanlara cimriliği de emrederler, teşvik ederler. وَيَكْتُمُونَ مَا آتَهُمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهِ Allah'ın kendilerine verdiği nimetleri gizlerler. Bu çok enteresan bir kafir özelliği, bir küfür özelliği olarak ifade ediliyor Kur'an'da. وَاَعْتَدْنَا لِلْكَافِر۪ينَ عَذَابًا مُه۪ينَ Ve sonrasında da buyuruyor ki biz o kafirlere alçaltıcı bir azap hazırlamışızdır. Yani Allah buyuruyor ki şükredin. Ve bu şükrünüzü, bu varlığınızı, Allah'ın size verdiği nimetleri bir mali imkan vermişse bunu söyle, söyle ki insanlar senin varlıklı olduğunu bilsinler. Fakir senin varlıklı olduğunu bilsin. İhtiyacı olduğunda da çalacağı kapıyı bilsin. Söyle sahip olduğun nimeti bilsin ki insanlar senin getirip de bir namaz sonrası cebine sadaka bırakmasınlar. Sadakayı götürsünler, ehil bir kimseye versinler. Ve insanlar, yoksullar kimin kapısını çalacağını bilsinler. Onun için şükür dil ile de kaim bir şeydir. Bütün ibadetler gibi ve elbette ki bir ibadetin kalpte başlaması, dilde devam etmesi bu üçlü saç ayağının iki kısmıdır. Bir kısmı daha vardır ki bu da davranış boyutu. Yani Allah bize bu nimeti hangi maksat ile vermiş ise o maksadı yerine getirebilmek için gerekli olan salih amelleri, iyi işleri ortaya koymamız gerekiyor. Allah bu gözü bize niçin verdi? Hakkı görmemiz için, harama bakmamız için değil. O halde gözün şükrü hakka bakmaktır. Onu istikamet üzere kullanmaktır. Bütün uzuvlar için bu geçerlidir. Kulağın için vermişse o amaca uygun kullanmak, gücü, kuvveti, kudreti, pazuyu niçin vermişse, bu gençliği niçin vermişse, bu malı, bu mülkü, bu binayı, bu akarı, bu aracı niçin vermişse, onu Allah'ın insana lütfettiği varoluş istikameti çerçevesinde kullanmak. Allah'ın insandan şükretmekle beklediği şey budur. Ve bu şükür dediğimiz hadise, biraz önce ayette efele yeşkurun, yani Allah bu kadar uluhiyetinin delillerini zikrettikten sonra şükretmiyorlar mı dedi. Adeta bu şükür dediğimiz şey, yani abden şekura olmak, Peygamber Efendimizin vasfı olarak zikrediliyor Kur'an'da veya pek çok diğer peygambere ifade ediliyor, isnat ediliyor. Bu adeta insanın varoluş amacıdır. Nisa suresinin 147. ayetinde Allah buyuruyor ki
Mâ yef'alullâhu bi'azâbikum in şekertum. Eğer siz şükrederseniz, şakir bir kul olursanız, nimetin farkında olursanız ve nimeti verenin farkında olursanız, kalben bir kadir şinaslık, dil ile Allah'a bir yöneliş, amel ile Allah'a bir yöneliş sergilerseniz Allah size niçin azap etsin? Şimdi gerçekten Kur'an'ı böyle şükre odaklanarak analiz ettiğiniz zaman Kur'an'da 4 yerde Allah Celle ve Ala Hazretlerinin İbrahim Suresinin 5. ayeti, Lokman Suresinin 31. ayeti, Sebe Suresinin 19. Şura Suresinin 33. ayetinde Allah aynı ifadeyi şu şekilde tekrarlıyor. Buyuruyor ki: İnne fi zalike le ayatin li kulli sabbarin şekur. İşte bunda Allah bazen nimetlerini zikrediyor. İnsanlara lütfettiği bir takım ikramlardan bahsediyor. Bazen kavimlerin nasıl helak edildiğinden, buradan nasıl ibret alınması gerektiğinden bahsettikten sonra bu bahsettiğim 4 surede şu ifadeyi tekrarlıyor: Şüphesiz ki bunda çok sabreden ve çok şükreden kullar için deliller vardır, ayetler vardır. Allah böyle buyuruyor. Burada bir şey dikkatimizi çekmeli. Hayat insan için iki durumdan birisiyle bir imtihan makamıdır. İnsana Allah ya nimet verir, şükredecek mi? Ona bakar, öyle dener. Ya da Allah insana bir külfet, bir musibet verir. Çünkü insan mümtehan bir varlıktır, denenen bir varlıktır. Sabredecek mi? Allah insanın bu durumuna bakar. Bir insanın şükür zamanı ortaya koyduğu, nimet zamanı ortaya koyduğu şükür madalyonun bir yüzüdür. İnsanın musibet zamanı ortaya koyduğu sabır da madalyonun öteki yüzüdür. Yani bir bozuk para gibi düşünürseniz, bir tarafı yazı ise bu hakikatin, kulluk hakikatinin, öbür tarafı turadır. Ve insan her ikisini bir araya getirdiğinde işte o andan itibaren insan gerçek bir kul olmuş olur. Bu gerçek kulluğu tek bir kelimeyle ifade edebiliriz. Bunun adı takvadır. Yani bir insan nimet zamanı şekur olduğunda, şükreden olduğunda, musibet zamanı sabur olduğunda, sabreden olduğunda takvaya ermiş olur. Ve bu takvaya erdiğinde o takvanın insana bir armağanı vardır, bir ödülü vardır. Bu ödülü Allah şu ayette ifade etmiştir. Bismillahirrahmanirrahim. İn tettekullâhe yec'al lekum furkânen. Eğer siz müttaki olursanız Allah size bir furkan verecek. Yani furkan fark etmekten geliyor köken itibariyle. İnsan yaratılanı fark edecek, yaradanı fark edecek, yaradanın kendisine ihsanını, ikramını fark edecek. Eline bir kalem alsa, bir kağıt alsa, Allah'ın nimetlerini saymaya kalksa muktedir olamayacağını fark edecek. Ve bu fark ediş ona bütün alemi ve bu alemdeki konumunu fark ettirecek. Onun için bu söylediğim 4 ayette Allah bu kainatta Allah'ın nimetlerinde sabreden ve şükreden bir kimse için ibretler vardır dedi. Ayeti görebilmek için sıkıntı zamanı sabreden, nimet zamanı şükreden bir kul olmak lazım. Şimdi bakın, 3 defa peş peşe ilkini aşağı yukarı bitirdik sayılır Yasin suresinde. Allah 3 defa ve ayetun lehumul leyl buyuracak. Onlar için bir ayet vardır. Ve şükretmekten bahsetti. Kur'an geneline baktığımız zaman da şükretmek ve sabretmekle ayetleri fark etmek arasında ince bir ilişkinin varlığını ifade etmiş oldu. Onun için şükreden insan ancak fark eder. Sabreden insan ancak fark eder. Bu hayatı kendisine lütfedenin Allah olduğunu, hayatının sonlu olduğunu, doğumla başladığı bu dünya hayatını ölümle terk edeceğini ve bu iki parantezin, doğumu bir parantez, ölümü bir parantez olarak düşünürseniz, bu parantezin içerisindeki her eylemin, her soluk alıp vermenin Allah için olması gerektiğini, çünkü kendisinin kulluk için yaratılmış olduğunu ancak sabır ve şükür sayesinde fark edebilir. Onun için burada şükretmiyorlar mı ifadesi aynı zamanda ayetleri fark etme konusunda insandaki bir ruh halini ifade etmesi bakımından, bir feraseti ifade etmesi bakımından da oldukça önemlidir demiş olayım. Hocam aslında yani
şükrün kalple başlayacağını, önce bir kalbin temizliğini, dille devam edeceğini ve sabırla birlikte bağdaştırdınız ama bir hakikat dikkatimi çekti. Mevlana Hazretlerine atıf yaptınız. Orada dediniz ki sesi yükseltmek yerine sözü yükselt. Yani burada çok güzel aslında bir hakikat var. Yani toplumumuzda, bizlerde bir tartışma ortamında ya da bir yerde biz bir hakikati anlatacağımız zaman dahi, karşımızdaki insana bir hakikati anlattığımızda dahi şöyle bir şey oluyor. İkna etmek için işin içine nefis karışıyor ve sesimizi yükseltmeye başlıyoruz. Aslında çok hakikatli bir söz. Yani bir toplumda ikna noktasında buna da çok dikkat etmeliyiz. Yani tebliğ ederken sabır, bu aslında nebevi bir metot. Yani çok güzel bir söz vardır. Kötü bir üslup, yani üslubi beyan o kadar önemlidir ki, beyan üslubu, açıklama üslubu o kadar kıymetlidir ki, nice güzel söz, büyük bir hakikat vardır ki kötü bir üslubun kurbanı olmuştur. Çünkü kötü bir metot, kötü bir üslup, güzel bir sözün, güzel bir hakikatin celladıdır. Biz hakkı söylemekle muvazzaf olduğumuz gibi, hakkı güzel bir üslup ile söylemekle de emrolunduk. Onun için mesela Peygamber Efendimiz'e, Allah Celle ve Ala Hazretleri, aslında şunu düşünelim. Peygamber Efendimiz'e Kur'an'da yapılan bütün emirler, eğer Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ahvali şahsiyesiyle, özel hasaisun nebi dediğimiz Efendimiz'in özel hukuki, psikolojik, ruhani ve manevi durumuyla ilişkili değil ise, Kur'an'da verilen bütün emirler öncelikle ve özellikle bize de doğrudan yöneltilmiş emir ve yasaklar gibidir. Çünkü Efendimizin şahsında Allah'ın bir şeyi emretmesi ve Efendimiz'i üsve-i hasene olarak, bir numune, bir hayatımızdaki problemlerin ilacı ve devası olarak Kur'an'da ifade etmiş olması, doğrudan Peygamber Efendimiz'in bütün davranışlarının, bütün ruh halinin, Efendimiz'in bütün tavsiyelerinin bizim için hayatımızda hayat kurtarıcı derecede önemli bir rol üstlendiğini ifade ediyor. Onun için Peygamber Efendimiz'e buyuruyor ki, ud'u ile sebil-i rabbike bil hikmeti vel mev'izetil haseneti. Rabbinin yoluna davet ederken, bu yola davet etmek herhangi bir faaliyet değildir. Bu yola yapılan çağrı herhangi bir çağrı değildir. Üslup çok önemlidir. Çünkü bu yolun hakikatinin insanların kalplerine, içlerine, benliklerine nüfuz etmesi lazım. Ve bu cebir ile olacak, icbar ile olacak, ikrah ile olacak, nefret ettirme ile gerçekleşecek bir şey değildir. Şimdi bir imam arkadaşımız bir defasında bir hadise anlatmış. Diyor ki, kahvaltı yapıyoruz sabahleyin. Bir pazar günü çocuğu, kız veya erkek, şu anda hatırlamıyorum, demiş ki, baba ben sana bir şey soracağım. Sor bakayım demiş evladım. Bizim köyde Allah var mı diye sormuş. Bir anda şaşırmış. Yani evladım demiş, niçin sordun? Elbette ki ben sana anlatmıştım. Allah her yerde hazır ve nazırdır. Böyle bir soruyu niçin soruyorsun? Demiş ki, ben çok bıktım artık. İstemiyorum Allah'ı. Ben köyde Allah yoksa köye gitmek istiyorum. O arkadaşımız diyor ki, o kadar üzüldüm ki öbür odaya geçtim ve hıçkırarak adeta başını yastığa gömmüş ve bağıra bağıra ağladım. Çünkü Allah'ı anlatırken Allah'ı sevdirmeyip onun ceza yönünü ön plana çıkartarak, onun nasıl ezdiğini, nasıl insanları cezalandırdığını anlatarak, evet Allah şedidul ikaptır aynı zamanda. Fakat Peygamber Efendimizin metodu korkudan önce sevdirmektir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem muhtelif yerlere elçiler gönderirdi. Elçiler gönderirken beşşiru ve la tunaffiru yessiru ve la tuassiru, bu emri pek çok sahabiye ifade etmiştir. Peygamber Efendimiz gönderdiği valilere bu talimatı vermiştir. Sevdirin, nefret ettirmeyin, müjdeleyin, korkutmayın. Önce insanlara Allah'ı sevdirmek lazım. Onun muhabbetini kalbe yerleştirmek lazım. Bu da umumiyetle üslup ile olur, metot ile olur. Onun için Peygamber Efendimiz'e Allah buyurdu ki, Rabbinin yoluna davet ederken hikmet ile, udu ile sebil-i rabbike bil hikmeti, hikmet ile davet et. İnsanlara hikmete davet et. Sözlerinde bir hikmet olsun, hakikat olsun. Vel mev'izzetil haseneti, ve güzel bir üslup ile, güzel bir metot ile davet et.